Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Şerkan'dan bahsedeceğim. Şerkan'ın son durumunu merak eden arkadaşlarımız varmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, antibiyotiğe halen uyguluyoruz. Bakın tamamen gitmiş durumda. Sadece şurada ceviz büyüklüğü kadar bir yer kaldı, şöyle küçük bir yer. Orası da antibiyotik de artık yok olup gidecek. Zaten şöyle bakarsanız tüyler de uzadıktan sonra kesinlikle hiçbir problemi kalmayacak. Yani şişi falan belli bile etmiyor artık. Eskisi gibi değil, düzeldi. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Aferin benim paşama. Arkadaşlar geçenki mevzudan dolayı biliyorsunuz sorla birbirlerine girmişlerdi. Bakın yaraları da iyileşti artık. Hani herhangi bir yarası falan yok. Bugün köyde bahçe su sulama sırası bizimdi. Ben de ağaçlarımızı suladım. Şöyle zaten ağaçlarımızın dibinden su gidiyor. Şu tarafta ceviz ağaçlarımız var. Bunları da suladım. Ve şurada oturma yerim var. Oradaki ceviz ağaçlarımı da suladım. Böyle burada bir dağ armudumuz var. Çok güzel tutmuş bu sene. Maşallah diyelim. İnşallah bir zay olmazsa, arı veyahut da ayı saldırısına uğramazsa çok güzel olacak armutlarımız. Zaten Şerkan'la duman burada. Güneş de öbür tarafta bağlı. Tor yukarıda. Şöyle dumanım burada bak. Yeri serin. Bugün de tabii ki ziyafet çektiler köpeklerimize. Et yediler bugün. Bir kuzumuz rahatsızdı. Eti de eğilmedi. Ben de kesip köpeklerime yedirdim onu. Zaten şu an görüyorsunuz orada bir parçası duruyor. Torun Şerkan'ın yanında. Ben köpeklerimize kuvvetli bakıyorum arkadaşlar. Zaten Şerkan'ım da maşallah oğlum kendini düzeltti. Bu aralar daha iyi olmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz bir dövüştüler, bir enfeksiyon aldı, sırtı kötü oldu. Yaz aylarıydı, sıcaktı, bayağı bir sıkıntılar çektik. Ama çok şükür şimdi düzeldi ve sağlığına kavuştu. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Zifir'in kötü bir alışkanlığı vardı. Bir türlü kuzulara alıştıramadım. Kuzularla oynuyordu, üzerlerine çıkıyordu, ürkütüyordu onları kurt gibi. Tavuklara bir türlü, kanatlı hayvanlara bir türlü alıştıramadım arkadaşlar. Kanatlı hayvanlarla köyde gidip bir arkadaşımızın tavuğunu yedi. Ve iyice kızdım ben de. Yani çünkü burası küçük bir köy arkadaşlar. Yani insanlar da yani geçimini hayvancılıkla ve böyle tavuk yumurtasıydı filan onlarla geçimini sağlayan insanlarımız var. Şimdi onlara da bizim zararımız dokunursa, yani köpek değil isterse gözümüzün ışığı olsun dersiniz de. Yani gerçekten Zifir de benim için öyleydi. Yani şimdi iyi köpekti, kusursuzdu, çok güzel bir kangal örneğiydi. Ama maalesef dediğim gibi yani bu huyumdan dolayı onu vermek zorunda kaldım. Sağ olsun burada yakın bir arkadaşımız aldı. Yani kendisi zaten beğeniyordu onu. Kendisi biraz dağda bayırda çok gezdiği için dedi ben kendime onu götürürüm, gezdiririm. Bağlarım öbür türlü. Yani inşallah huyunu terk ettirebilirim dedi. Ben de verdim ona. İnşallah güzel bakacak. Zaten köylerimizin arasında da çok fazla bir mesafe yok. Arada bir belki gidip görme şansımız da olabilir. Daha öncesinden zaten Duman'ın kızı o arkadaşımızdaydı. Gidip videosunu çekmiştim. Yine o arkadaşımızda. Bu arada güneşimizi de buraya aldım. Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki güneşin yeri çok sıcak gibisinden. Ama aslında güneşin yeri en güzel yer. Bakın arkadaşlar burada ağaçların arasında yatabiliyor. O arka tarafta güneş dönünce o ağacın altında ve duvarın dibinde yatabiliyor. Ama tabii ki bunun derdi başka şu anda. Şu anda güneşin derdi koşup gidip gezmek. Ama zaten gece sabaha kadar bütün köpeklerimi bırakıyorum arkadaşlar artık. Sadece Duman'ı bırakmıyorum. Öbür türlü Güneş'i, Tor'u, Şerkan'ı bırakıyorum. Güzel güzel sabaha kadar geziyorlar. Ondan sonra sabah mecbur köyün içinde insanlar korktukları için kuzuları otarıp geldikten sonra tekrardan zincire alıyorum köpeklerimi. Çünkü almak zorundayım. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani insanlar korkuyorlar açıkçası. Yani devasa köpekler oldukları için
Yani bizim köpeklerimiz videoda o kadar iri gözükmüyorlar arkadaşlar. Yani ben bunu defalarca zaten videolarımda belirttim. Yani köpeklerimiz videolarda çok fazla iri görünmüyorlar. Ama gerçek hayatta gelip gören arkadaşlar şaşırıyorlar. Çünkü devasal köpeklerimiz var. Duman olsun, Tor olsun, Şerkan ve Güneş. Dört köpeğim de gerçekten efsane bir büyüklükteler. Yani iyi de bakıyoruz. Bakımlılar da köpeklerimiz. Yani onların hiçbir zaman yemeklerini eksik etmiyorum. Bakın Duman şu anda zaten 9 yaşında. Yani bayağı da bir yaşlandı. Ama benim gözlem, yani çok da teklif alıyorum Duman için. Misal damız daha çok istiyorlar sağdan soldan. Ama arkadaşlar maalesef ki her şey para pul değil arkadaşlar. Paradan da değerli şeyler var bizim için. Köpeklerim gibi. Yani çünkü biliyorsunuz ben bunlar için çıkıp köye yerleştim. Gelip burada bir düzen kurmaya başladım. Hayvanlarımı aldım. Koyunlarım var. Kuzularım var. Şu anda onları çoğaltmak istiyorum. Ve ileride çok değişik bir hayalim var arkadaşlar. Yani değişik dediğim, bizim şu karşı tarafta, köyün karşısında güzel bir yerimiz var. Orada ileride bir çiftlik yapmayı düşünüyorum. Ve köpeklerimle orada yaşamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de maddi güce ulaştığım zaman hani bu hayalimi gerçekleştireceğim. Kesinlikle yani. Şehir hayatı benim için artık sadece tatil amaçlı derler ya arkadaşlar. Yani sadece benim için tatil amaçlıdır. Arada sırada giderim. Gezer dolaşır geri gelirim. Yani da artık şehirde yaşamak istemiyorum. Çünkü şehir gürültüsü, şehir pisliği her şeyden uzak. Böyle köpeklerimle iç içe yaşamayı tercih ettim. İyi ki de bu kararı almışım. Çünkü hayvanlarımı çok seviyorum. Ve istediğim bir hayattı zaten. Yani çok şükür iyiyiz yani. Köpeklerimize bakabiliyoruz. Giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Ya bundan da güzel bir şey yoktur. Yani insanlar bence nerede mutluysa, nerede yaşamak istiyorsa orada yaşamalılar. Yani belki bazı sebeplerden dolayı birçok insan yani bu hayalini gerçekleştiremiyor. Ama misal köylere gelip yani bir tane inek bile alabilseler, yani o inekle bile geçimini sağlayabilirler. Yani çünkü biliyorsunuz köyde su bedava. Misal kendilerine ufak bir bahçe ekebilseler. Öbür türlü yani babasının dedesinin yerlerini şenlendirseler. Yani bundan güzel bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kimisi bana diyor ki sen gençsin, neden köydesin? Neden hayvanlarla uğraşıyorsun? Yani gidip bir sigortalı işe girip çalışabilirsin. Arkadaşlar yani şimdi sigortalı işte çalışmak da yani bir çözüm değil. Şimdi çalışıyorsun. Zaten 65 yaşından sonra emekli oluyorsun. 65 yaşını zaten görüp görmememiz de meçhul. Ben böyle düşünüyorum yani. Belki bazı arkadaşlarımız farklı düşünebilirler. Ama ben insan gerçekten nerede huzurluysa, nerede mutluysa orada yaşayabilir. Şu anda zaten büyük şehirlerde insanlar gerçekten yaşamakta zorluk çekiyorlar. Ama böyle köyde möyde olsalar, yani bir tane inek alsalar veyahut da birkaç keçi alsalar onun sütüyle de geçinebilirler. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar yani bu benim düşüncem. İnsanların tabii ki ne düşündüklerini bilmiyorum. Yani bu sadece benimki, benim kendi düşüncem. Ve ben köye yerleştim. Yani çok da güzel dört dörtlük bir hayat yaşıyorum diyemem. Ama güzel bir hayat. En azından hayvanlarımla iç içe yaşıyorum. Temiz hava, oksijen. Yani köpeklerimle ilgileniyorum. Onların sevgisi zaten bize yetiyor arkadaşlar. Yani insanlar gibi çıkarcı değiller, menfaatçı değiller. Yani her türlü yanımızdalar. Her zaman bizi koruyup kolluyorlar. Yani 10 tane dostun olacağına 1-2 tane sadık köpeğin olsun. Yani gerçekten çok iyiler yani. Her konuda senin yanında oluyor ve senden hiçbir şey beklemiyor. Bir ekmek verirsen yiyor, vermezsen gene senin kapını terk etmiyor. Misal benim köpeklerim açta kalsalar yine kapısını terk etmiyorlar. Ya bundan güzel bir şey olamaz yani. Yani bundan daha güzel bir şey gerçekten olamaz. O yüzden ben hayatımdan memnunum.
Ve böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldim arkadaşlar. Şerkan'ın son durumunu size zaten göstermek istedim. Yani şu anda durumu çok iyi. İnşallah daha iyi olacak. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.